Arkadaşlar merhaba. 14. yüzyıl Türk edebiyatı tarihiyle edebiyat tarihimize devam edeceğiz. 13. hasırda hatırlayalım. Mevlana ile Sultan Velid Ahmet Fakih ile Türkçe beyitleri, eserleri görünce mutlu olmuştuk. Fakat hacimli bir Türkçe eser yoktu. Bakın şimdi. 14. asıra geldik. 14. asıra bir geliyoruz. Aradan 300-400 yıl geçmiyor. 30-40 yıl geçiyor. Yunus Emre'nin divanı var 14. yüzyılda. Kadı Burhanettin'in divanı var. Nesimi'nin divanı var. Ahmedi'nin divanı var. Kaygusuz Aptal'ın divanı var. Bakın 5 tane divan var. Aşık Paşa çıkıyor 10.613 beyitlik garipname yazıyor. Tamamı Türkçe. Gülşehri Mantıkut Tayre yazıyor. Hoca Mesut Süheyl'in Nevbahar'a yazıyor. Şeyh oğlu herkes bir yanda bir bakıyoruz. Biz 13. asırda hatırlayalım 13. asırı işlerken Mevlana'nın 3-4 beyti, Sultan Veled'in 367 beytine çok sevinmiştik. Ahmet Fakih'in 100 beytlik çahnamesine çok mutlu olmuştuk. Aradan bir 30-40 yıl geçti. Divanlar, mesneviler, tercümeler, telifler, tıp kitapları, tarih kitapları bir patlama yaşanıyor. Ne oluyor bir anda? Aradan tekrar ediyorum. 300-500 yıl geçmiyor. Bir yanda neredeyse hiç eser yokken bir anda çılgın bir edebiyat faaliyeti başlıyor. İşte bunun cevabı beylikler dönemi arkadaşlar. Beylerin şöyle bir özelliği var. Hatırlayalım. Selçuklular Moğollara yenilince bir yıkılma sürecine girdiler. Ve Türk tarihinde biliyoruz ki Türk devletlerin arkadaşlar beylikler sisteminde organize oluyorlar. Baştaki devlet yıkılmaya başlayınca alttaki beyler hemen kendilerini ayağa kaldırıyorlar. Aynısı Anadolu'da da gerçekleşiyor. Selçuklular kontrolü kaybedip Moğolların tesiri altına girince Anadolu'da beylikler dönemi başlıyor. Hatırlayalım beylikleri tarih derslerinizden hepinizin aklında kalmıştır. Menteşoğulları, Aydınoğulları, Osmanoğulları, Karamanoğulları bir sürü beylik var. Bu beylerin en önemli özelliği şu arkadaşlar. Bu adamlar savaşçı yarı göçebe kimliğe sahip oldukları için Türkçenin haricindeki dillere yabancılar. O yüzden de hakim oldukları bölgelerde herkes Bunların tamamı diyorlar ki beyler o dönemin bilginlerine eserlerinizi Türkçe yazın. Tekrar ediyorum Türkçeden başka dillere aşina değiller. Bu yüzden de Anadolu'da arkadaşlar 14. asırda Türk edebiyatı açısından altın çağ başlıyor. Eğer beylikler dönemi kurulmasaydı emin olun biz bugün Türk Edebiyatı'nın bu altın çağı dediğimiz asır çok daha ileriye alacaktık. Beylikler Selçuklu Devleti'nin yıkılması her ne kadar tarihi olarak sıkıntılı bir durum olsa da beyliklerin kurulması edebiyat açısından bizim için çok önemli bir olaydır arkadaşlar. Beyler çevrelerindeki bilginlere eserlerini Türkçe yazmalarını salık veriyorlar. Atıyorum Kütahya'daki Germiyan Beyliği ne yapıyor? Ahmedi Dayi, Şeyhi, Ahmedi bir sürü şair etrafında topluyor eserleri Türkçe yazdırıyor. 14. asrın arkadaşlar şairlerine baktığımız zaman bu 15 içinde kısmen geçerli. Buraları aklımızdan çıkarmıyoruz. Edebiyat tarihinde biliyorsunuz illa ki şair şair bize soru sormuyor. Dönem de bizim için çok önemli. Bir 14. asrın 15, 16, 17 çok iyi bilmemiz lazım. 14. asırda bunu ben bütün şairlerde tekrar tekrar söylemeyeceğim. Buraları aklımızdan çıkarmıyoruz. Bu söylediklerim bütün şairler için geçerli. 14. asırda yazılmış eserlerde Türkçe kelime oranı çok fazladır. Sebebi de biz daha henüz Fars edebiyatıyla çok yakın bir ilişkiye girememişiz yazan kişiler daha çok Türkçe ile haşir neşir. Yavaş yavaş Fars edebiyatına yönelmeye başlıyoruz. Bu yüzden de 14. asırda yazılan bütün eserler için. Örneğin 14. asırda yazılan garipname var. Ya garipnamenin bu özelliği aklınıza gelmedi. Ama şu aklınıza gelecek burada konuştuklarımız. 14. asırdaki bütün eserler için Türkçe kelime oranı fazla. Karşımıza böyle bir soru çıktı zaman Garipname ile ilgili verilenlerden hangisi doğru yanlış bize dedi ki Garipname'de Türkçe kelime oranı fazladır. Ya Garipname aklınıza gelmedi ama 14'teki bu bilgi ne olursa olsun aklınıza gelsin bütün eserler için geçerlidir. Türkçe kelime oranı fazla çıkarmıyoruz aklımızda. Bir diğeri bir eserde Türkçe kelime oranı fazlaysa bu eşittir aruz kusurlarının da fazla olduğu anlamına gelir. Çünkü aruz daha çok uzun ünlülerle yapılan bir edebi iştir. Türkçede de uzun ünlü olmadığı için Türkçe kelime oranı artınca aruzdaki kusurlar da ister istemez zirveye çıkıyor. O yüzden de 14. yüzyılda yazılan eserlerde ciddi anlamda aruz kusurları vardır. Bunu da biz Türkçenin aruzla uyum süreci olarak düşünelim. Tamam mı arkadaşlar? Bir diğer 14. yüzyıldaki yazılan eserlere bir bakıyoruz. Neredeyse tamamına yakını dini tasavvufi içerikli. Sebebi de arkadaşlar Selçuklu Devleti yıkılmış. Anadolu'da ciddi bir kargaşa var. İnsanları teskin etmek adına bir Tasavvufunu insanları durgunlaştıran, insanları sakinleştiren atmosferine sokabilmek için şairler, alimler, bilginler eserlerini daha çok dini, tasavvufi içerikli eserlerden seçiyorlar. Burayı unutmuyoruz. Türkçe kelime oranı fazla, aruz kusurları fazla ve neydi arkadaşlar bizim için bu dönemde gene bir diğer meseleye geçecek olursak. Şimdi biz aruz vezini kullanmaya başlıyoruz. Günümüzde aruzlu saydığımız zaman bir sürü vezin var. Fakat 14. asırda yazılan eserlerde kullanılan vezinlere bir baktığımız zaman bizim hece ölçüsüne yakın vezinler kullanılıyor. Mesela Türkçe'de en yaygın hece ölçüsü nedir? 11 ile hece ölçüsüdür. Ya 6 artı 5 ya da 4, 4, 3 şeklinde duraklanır. O dönemin yazılan mesnevilerine bir bakıyoruz tıpkı buna benzer bir şekilde failatün failatün failün 4 4 3 benzer vezinleri alıyorlar. Karışık vezinler 14 15'te az arkadaşlar. Neredeyse hiç yok. Unutmuyoruz. 14. asırda yazılan vezinlerde daha çok hece ölçüsüne benzer olanlar tercih ediliyor. Gene bir diğerine gelecek olursak arkadaşlar. 14. asır bizim için daha çok tercüme faaliyetleriyle edebiyatımızın gelişmeye başladığı bir asırdır. Şairlerimiz özellikle Fars edebiyatından eserleri alıyorlar. Bunlardan bu eserleri Türkçeye aktarıyorlar. Yani tercüme faaliyetleri zirve yaptığı bir dönem 14. asır. Bir diğeri de arkadaşlar 14. asırda eserleri incelediğimiz zaman gazel ve kaside sayısında ciddi bir azlık var. Bunu niye diye düşünüyoruz? Kasideler devlet büyüklerine sunulur. Yöneticilere sunulur. O dönemde devlet geleneği henüz tam yerleşmediği için küçük beylikler halinde kurgulandığımız için şairlerin kaside sunacağı insan sayısı az. Gazel yaygınlaşmamış. Yani 14. asırda arkadaşlar yazılan eserlerde gazel ve kaside sayısında ciddi derecede azalma var. Bak hemen şöyle bir vurgu yapalım. 16'ya geliyoruz. 17'ye geliyoruz. Osmanlı devlet geleneği artık zirveye yaşamış. Divanları açıp baktığımız zaman en çok yazılan şiirler Gazel, Kasid. E 14'e bakıyoruz. Gazel, Kaside az. Sebebi de bu devlet geleneğinin tam olarak oturmamış olması. Bir de şunu her yerde görürsünüz okurken. Kurucu şair, kurucu şair, kurucu şair. 14-15'teki şairlerin tamamı kurucu şairlerimizdir. Niye kurucu şairlerimiz? Bu adamların yaptıkları basit işler bile o dönem için ilk olma özelliği taşıyor. Hemen şöyle bir örnek vereyim. Ahmedi, divan şair. Adam divanındaki kasidelerde ilk defa mevsimlere yer veriyor. Bahariye, Temmuziye, Şitaiye gibi. Bakın çok basit bir şeymiş gibi duruyor. Ama yaptığı bu durum edebiyatımızın ilk özelliği. E şimdi sen gel de buna kurucu şair deme. İlk örneği veriyor. Bizim için... Bu açıdan 14-15'teki şairlerin tamamı kurucu şairlerdir. Buraları aklımızdan çıkarmıyoruz arkadaşlar. Şimdi 14. asrın ilk şairi Yunus Emre ile edebiyat tarihimize giriş yapıyoruz. Yunus Emre ile ilgili en çok tartışılan konu şu. Şimdi biz burada 14'te aldık da bazı kaynakları açın 13. yüzyılda göreceksiniz. Ya ne oluyor o mu yanlış bu mu doğru diye kesinlikle kafanızda soru işareti oluşmasın. Hiçbirimizin dediği de doğru değil bu konuda. Çünkü Yunus Emre 13'te mi yaşadı, 14'te mi yaşadı, nerede yaşadı, nasıl yaşadı hiç bilmiyoruz. Anlatılanların, konuşulanların, söylenilenlerin neredeyse tamamına yakını menakıbnamelerden elde ediliyor. Bilmiyoruz. O yüzden de Yunus Emre o dönemde mi yaşadı, bu dönemde mi yaşadı diye bir sorunun gelebilme ihtimali bile yok. Bizim için Yunus Emre'nin önemi şurada gizli edebi eserleri ne yaptı ne etti. Hayatını da tekrar söylüyorum menkıbelere dayalı olduğu için net bir şey söylemek imkansız. Mesela Tatluk Emre onun şiirlerinde çok geçer. Ama o dönemde bir Tatluk Emre'nin varlığından bahseden kaynak hiç yok. Şimdi doğru mu, sembolik bir kişi mi, başka mı bilinmiyor. O yüzden de biz bu tartışmalı konuları birazcık kenara bırakıp Yunus Emre'nin edebi özellikleri üzerinde duracağız. Yunus Emre'nin iki tane eseri var. Bir divan, diğeri de Risaletin Nushiye. Şimdi bakın, eğer Yunus Emre gerçekten 14. asırda yaşadıysa, isterse isterseniz 13'te yaşasın, hiç önemli değil. Önemli bir özelliği var. Anadolu'da hem divan hem de mesnevi yazan ilk şairimiz. Bakın, edebi açıdan son derece önemli bu. Hem divanı yazıyor hem de mesnevi yazıyor. Biz bir önceki asırda bunların olabileceğini aklımız bile ne diyelim size ihtimal vermiyorduk. Ama bir baktık Yunus Emre geldi hem divan yazdı hem mesnevi yazdı. Edebi açıdan çok kıymetli. Bir diğeri, şimdi iki tane eser yazdı adam. Bir diğeri de Türkçeyi kullanmadaki mahareti. Yunus Emre'ye bir bakıyoruz arkadaşlar. Adam sanki bütün 17-18'e kadar reenkarnasyon yapmış, her yüzyılı yaşamış Türkçeyi iliklerine kadar öğrenmiş de gelmiş 14. yasırda eserler veriyormuş, intiba uyandırıyor. Türkçeye son derece hakim, inanılmaz derecede başarılı. Bu özelliğiyle bizim için arkadaşlar 14. asırda Türkçenin şiir dil olarak esneklik kazanması, Anlam dünyasının zenginleşmesi, bir söylerken 10 tane manayı gizleyebilme özelliklerini aslında Yunus Emre ortaya çıkarmıştır. Bu açıdan son derece önemli. Neymiş arkadaşlar? Yunus Emre'nin Türkçeyi şiir dili olarak esnek hale getirmesi bizim için kıymetli. Hemen şöyle Yunus Emre'nin hayatıyla ilgili bir parantez açacağız. Yani bugün paramızın üzerinde de var. Yunus Emre nedir? Kafasında külahı diğer diğer gezen bir insanmış gibi, saz şairiymiş gibi bir algı var. Ama Yunus Emre'nin biz eserlerini bir açıyoruz. Ayetlere gönderme var, hadislerden alıntı var, İslam tarihinden alıntı var, Fars kaynaklarından alıntı var. Bakın 14. asırdan söylüyorum. Bir adam, bir şair ayetlerden alıntı yapıyorsa Arapçayı çok iyi biliyor demektir. Çünkü hemen Google'a girip de Diyanet'in sayfasından Kur'an'ı bulabilme ihtimali yok. Türkçe Kur'an yok ortada. Hal böyle olunca biz anlıyoruz ki Arapçayı çok iyi öğrenmiş. Farsçayı çok iyi biliyor. İslam tarihini çok iyi biliyor. 14. asırda bir kişi bunları çok iyi biliyorsa eşittir inanılmaz bir eğitim almıştır. Yani Yunus Emre aslında o algılarımızın dışında 14. asrın önemli alim ve bilginlerinden biridir. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Yani yarın bir gün Yunus Emre'nin genel edebiyat özelliği ile ilgili soru çıktığında işte şunu derse Yunus Emre çok bilgindir. Ya ne alaka bu adam diğer diğer gezen sas şairidir gibi deli çılgın düşüncelere kapılmıyoruz. Yunus Emre eserlerinden hareketle gördüğümüz gibi arkadaşlar son derece bilgin, kültürlü, alim bir zat. Bunu unutmuyoruz. İki tane eseri var dedik. Bir divan, bir risalet Nusiye. Yunus Emre'nin eserleri ile ilgili en büyük sorun şu. Özellikle divana. Şimdi Yunus Emre çok sevildiği için 15. asırda bir tane şair çıkıyor. Emre'nin şiirlerine bakıyor. Aynen onun gibi şiirler yazıp Emre mahlasını kullanıyor. Yunus mahlasını kullanıyor. Aynı konulara değiniyor. 16'da da yazan var. 14'te de bir sürü yazan var. 17'de de yazan var. Ve biz bugün Yunus Emre'nin şiirleri hangileriymiş diye açıp baktığımızda kıyamet gibi bir Yunus Emre şiir havuzuyla karşılaşıyoruz. Bu yüzden de hangileri gerçekten Yunus'un, hangileri onu sevenlerin yazdığı tam olarak bilmiyoruz. Aklımızdan çıkarmıyoruz. Bize Yunus Emre'nin eserleri şu mudur bu mudur diye bir soru gelmez. 500 yıl yapılsın KPSS gene sorulmaz. Ama şu güzel iyi bir sorudur. Yunus Emre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur yanlıştır. Bugün mevcut şiirlerin tamamının ne kadarının Yunus Emre'ye ait olduğu bilinmiyor. Bunu gördüğümüzde ya bu adamın divanı var hepsi de onundur diye düşünmüyoruz. Bilemiyoruz arkadaşlar. Hayat hakkındaki bilgiler daha çok menkıbelere dayanıyor. Şiirleri de birçok kişi onun gibi yazmaya çalıştığı için hangileri ona ait ayırt edilemiyor. Asr'ın ikinci şairine geçecek olursak arkadaşlar. Asr'ın ikinci şairi Şeyyat Hamza. Ahmet Fakih'te yaşadığımız temel sorun Şeyyat Hamza'da da var. Acaba ne zaman yaşadı diye bazı soru işaretleri var. Fakat Şeyyat Hamza'nın şiirleri bize bu konuda ipucu veriyor. 1348'deki veba salgını ile alakalı bilgiler var Şeyh Yatamza'da. Biz bu bilgilerden hareketle diyoruz ki Şeyh Yatamza 14'te yaşamıştır. Peki. Edebiyat tarihimiz açısından Şeyh Yatamza'nın önemine bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Türk edebiyatında bazı mesneviler vardır. Çok tutulmuştur. Herkes tarafından kullanılmıştır. Hüsevi Şirin Leyla ve Mecnun. Mantuku Tayr. Yusufu Züleyha. Bunları bize kazandıran adamlar baş tacımızdır. İşte şey yatamza bunlardan biri. Yusufu Züleyha'yı Türkçe'ye kazandıran ilk şair. Bu açıdan biz şey yatamza'yı ne olursa olsun unutmuyoruz. Türk edebiyatına Yusufu Züleyha'yı kazandıran şair olarak biliyoruz. Hemen şunu da bir parantezle üzerini, altını, yanını, yöresini her yerini çizerek söylüyorum. Ola ki şey Yatamza ile ilgili bir bilgi gelir. Bütün eserlerini Aruz'da yazmıştır. Bütün şiirlerini şununla yazmıştır gibi bir soru geldiği zaman şey Hamza hem hece hem de Aruz'dan yararlanmıştır. Divan edebiyatı tarihinde görüyoruz ama hece ile yazma yönü de vardır. Şey Yatamza'nın birinci eseri Yusuf'u Züleyha. İkinci diğer eserlerine baktığımız zaman Dağıstan'ı Sultan Mahmut. Bakın. Eserin içeriğine bir giriyoruz. Sultan Mahmut'la bir tane yoksul dervişin karşılıklı konuşması var. Biri madde, biri manayı temsil ediyor. Yani şey yatamız orada madde manayı karşılaştırıyor. Oradaki yoksul derviş manayı, Gazneli Mahmut zenginliği, şaşayı ve dervişi ön plana çıkarıyor. Yani dini tasavvufi içerikli. Yusuf Züleyha bir aşk mesnevisi olmasına rağmen Kur'an'dan alınma. Ahvali kıyamet adı üzerinde kıyameti anlatıyor bize. Miraç name adı üzerinde Hazreti Peygamber'in miracını anlatıyor. Vefatı Hazreti Muhammed adı üzerinde Hazreti Peygamber'in ölümünü anlatıyor. Bakın buradan nereye varmaya çalışıyorum. Biz 14. asır için ne demiştik? Eserlerin neredeyse tamamına yakını dini tasavvufi içerikli. Şeyh Atamza'ya bir bakıyoruz. Aşk Mesnevi'sini de Kur'an'dan seçmiş. Yazdığı diğer eserleri de Kur'an şey dini içerikten seçmiş. Yani şey yatağımıza bütün eserlerini dini tasavvufi içerikle yazmıştır. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Gül geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Gül önemli bazı bilgilerle başlayacağız. Bir kere Gül Kırşehir'de yaşıyor. Kırşehir'i unutmuyoruz. Önemli bir merkez. Neşet Ertaş'ın haricinde 14'ten itibaren çok çılgın, edebiyat açısından mükemmel insanlar yetiştirmiş. Yani 14'ten itibaren bereketli bir toprak. Gül yetiştiriyor. Onun hemen ardından Aşık Paşa da aynı bölgede yetişiyor. Gül şehri deyince herkesin zihninde şu meydana gelir. Gül şehri eşittir mantık uttayır. Yüzde yüz doğru bir bilgi. Mantıkut Tayrı Türkçe'ye aktaran kişi Gül Şehri'dir. Bunu unutmuyoruz. Gelelim Gül Şehri'nin edebiyatımız açısından önemine. Gül Şehri Mantıku Tayri yazarken kendi yazdığı hikayeleri de mesnevisine eklemiş. Bakın Mantıku Tayri bir hayvan hikayesi. Kuşları anlatıyor. E Gül Şehri'nin yazdığı da hayvan hikayesi haliyle. Bu özellik onu edebiyatımızın ilk fabıl yazarı yapıyor. Unutmuyoruz ilk fabıl yazarı Mantıku Tayra Çevirt. Gene bir bakıyoruz Gülşehri Mantıku Tayra Mesnevi'den çevirdiği, Farsçadan çevirdiği o Mesnevi'den çevirdiği hikayeleri de ekliyor. Hemen buradan şuna gidiyoruz. Biz Mevlana'yı işlerken demiştik ki size asırlar boyunca Türk edebiyatına kaynaklık etmiştir. Geldik Gülşehri'ye. Mantık Tayr'ında hemen Mesnevi'den alıntı yapıyor. Mesnevi'den tercümeler yapan ilk şair Gülşehri'dir arkadaşlar. Yine Türk edebiyatında ilk mahlası kullanan kişi de yine Gülşehri'dir. Gülşehri mahlasıyla. Bunları unutmuyoruz. O yüzden de Gülşehri'deki bu şeyi aklımızdan çıkarmıyoruz. Türkçeye olan ilgi, edebiyat açısından yaptığı yenilikler Mesela Gülşehri'nin arkadaşlar. mantıku Tayr'ına baktığımız zaman bilinçli bir Türkçecilik yaptığını görüyoruz. Mesela şimdi göreceğimiz şu beyitte. mantıku Tayr'dan alınan bu beyitte. Diyor ki: Ben bu Türkiye defterin çün dürmeyem. Parisi içesiyle dekşürmeyem. Kimse böyle tonlu söz söylemedi. Kimse bundan yik kitap eylemedi. Ne diyor Gülşehri burada? ben bu eseri nasıl olur da Türkçe yazmam diyor. Bunu nasıl da Farsçadan aktarmayam diyor. Yani bakın Türkçe'ye olan vurguyu söyledi. Diğer ikinci beyte baktığımız zaman bu zamana kadar kimse böyle güzel söz söylemedi. Yani iyi Türkçe'yi kullandığını biliyor. Kimse de bundan daha güzel bir kitap yazmadı diyor adam. Bizim için son derece önemli. Şimdi Gürşehir'in mantıkut tayrına vurgu yaptık. Gülşehri'nin arkadaşlar ilk eseri Felekname Farsça bir eserdir. Dini, tasavvufi, içerikli bir mesnevidir. Burada arkadaşlar unutmuyoruz. Altını çiziyoruz. Mantıkut Tayr'dan yararlandı mesneviden. Aynı şekilde Gül ilk eseri Farsça olan Felekname'de de mesneviden yararlanıyor. Gül Şehri Felekname'nin hemen ardından günah çıkarır gibi ilk Farsça yazıyor ama dönemin havasını uyup ondan sonra eserlerini Türkçe yazmaya başlıyor. İkinci eseri Mantıkuttaydı. Üçüncü eserine gelip baktığımız zaman arkadaşlar Gülşehri 14. asırda önemli bir eser veriyor. Küçük Aruzu Gülşehri diye adı üzerinde Aruz Vezni hakkında bizi bilgilendiriyor. Yani Aruz artık kullanılmaya başlanmış. Bunun hakkında bize bilgiler veriyor. Kuduri tercümesi diye bir eseri kaynaklarda geçiyor arkadaşlar ama günümüze ulaşmamış unutmuyoruz. Böyle bir tercümesinin olduğu söyleniyor ama kesinlikle günümüze ulaşmamış. Bir diğeri keramatı ahi evran adı üzerinde ahi evranın kerametlerinin anlatıldığı son derece küçük bir mesnevi. Aslında 167 beyt eser demek bile hani biraz sıkıntılı. Gül şehri unutmuyoruz. Mahlası kullandı. Mantıkut tayrı çevirdi. Onun haricinde ne yaptı arkadaşlar? Geldi Mesnevi'den ilk tercümeleri yaptı. Fabıl'ın ilk örneklerini verdi. Mesnevi'den geniş ölçüde yararlanan ilk şair olma özelliğini gösterdi. Şimdi Aşık Paşa'ya gelelim. Aşık Paşa ilk alan sınavında çat diye sorulduğu için birazcık light geçeceğiz. Çünkü hemen direkt soruldu. Aşık Paşa'nın en önemli özelliği Kırşehirli. Demin bahsettik şehri'den bahsederken. Neşet taşın hemşerisi. Gene vurgu yapalım. Kırşehirlerin gönlünü hoş edelim. Aşık Paşa arkadaşlar. Bizim için var ya hayati yöneme taşıyor ama soruldu. Birazcık light geçeceğiz. Garip Name'yi yazıyor. Bakın. Gülşehir'i o kadar övdük övdük ama eserlerini hep tercüme etti. Tercüme. Biz Mesnevi'deki 3-5 beyte, Sultan Veled'deki 367 beyte mutlu olurken Aşık Paşa geliyor, masaya yumruğunu vuruyor çok kısa bir süre sonra 10613 beyitlik devasa bir eser yazıyor Garipname'yi. Garipname bizim o dönemde hiçbir eserden yararlanılmadan tamamen telif olarak yazılan en hacimli eserimiz. Hacimli bir eser olduğu için bazen beyit tekrarları var, arada aruzda sıkıntılar var ama dil açısından o dönemi adeta mükemmel bir şekilde yansıtmasıyla bir tarihi vesika oluyor ki onun garipnamesinde Türkçeye kimse yüz vermiyordu. Ben Türkçeye önem verdim demesi de gene ilk sınavda çıkan meseleydi. 14. asırda Türkçeye gereken ilgi gösterilmiyordu. Biz Aşıkpaşa deyince aklımıza Kırşehir gelecek. Garipname gelecek. Bir de Aşıkpaşa arkadaşlar Baba İlyas'ın torunudur. İyi bir aileden geliyor. Yaşadığı dönemin en bilgin insanlarından biridir. Aşık Paşa'nın ardından bizim diğer şairimiz. Yusuf-u Metdah. Buna hemen küçük bir parantez açacağız arkadaşlar. Yusuf-u özelliği şu. Hamse geleneği var ya bizde. Beş mesneviden oluşuyor. Bir kişi beş mesnevi yazdıysa hamse sahibidir. Buna edebiyatımızda son nefesine kadar yaklaşan ilk şair Yusuf-u Metdah. Dört tane mesnevi yazıyor eğer ömrü vefa etseydi bir tane daha yazsaydı ilk hamse yazarımız olarak tarihi adını yazdıracaktı ama dört tane de bizim için önemli. Gene 13'e bir vurgu yapalım eser yok ortada. Bu adamların 3-4 tane mesnevi yazması hayati önem taşıyor. Aman Yusuf Mehmet daha da ne yapalım Dört tane yazarsa yazsın demiyoruz. Şimdi asrımızın gene parantez açacağımız bir diğer şahsiyet Elvan Çelebi. Elvan Çelebi soru olarak gelecek ben size söyleyeyim. Bu videonun kaçıncı dakikasındayız bilmiyorum ama aklınızda olsun Elvan Çelebi sorulacak arkadaşlar. Sebebi de şu. Elvan Çelebi hem kültür tarihimiz, hem edebiyat tarihimiz, hem de siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir meseleye değiniyor. O da arkadaşlar Baba İler isyanı. Elvan Çelebi Aşık Paşa'nın arkadaşlar oğlu. Onun oğlu. Oturuyor Büyük dedesi Baba İlyas'ın başından geçenleri anlatıyor. Menakıb-ı Kutsiye fi Menasibül Ünsiye adlı eseri Türk edebiyatının ilk menakıb namesidir ve bu menakıb name Selçukluları sallayan Baba İyiler isyanını anlatmasıyla hayati öneme sahiptir. O dönemi hem dil açısından hem yaşananlar açısından bize veren ilk eser olması bakımından biz Elvan Çelebi'yi aklımıza mıh gibi kazıyoruz. Unutmayın bunu. Asrın son şairine geldik. Asrın son şairi dediğimiz hani 14. asrın ön plana çıkan şairlerinden biri. Hoca Mesut'tayız arkadaşlar. Hoca Mesut'la ilgili dikkat edeceğimiz nokta şu. Hayat hakkında yeterli bilgimiz yok. En önemli özelliği yazdığı Süheyli Nevbahar'dır. Fakat Süheyli Nevbahar'la ilgili ola ki bir detaylı bilgi gelirse aklımızda şu olsun. Hoca Mesut bu eseri Farsçadan yazdığını söylüyor ama Farsçada Süheylü Nevbahar diye bir mesnevi yok. Haliyle de bunu nereden çevirdi, kimden çevirdi bilmiyoruz. Peki Hoca Mesut'u biz niye görüyoruz şimdi? Buraya dikkat ediyoruz. Türk tercüme tarihinde Hoca Mesut altın harflerle yer alan bir şairdir. Çünkü onun... Bostan'dan yaptığı tercümelerden oluşturduğu eseri arkadaşlar hayati öneme sahiptir. Hoca Mesut burada Türkçe tercüme yaparken moda mod kelime kelime yapmıyor. Bu Türkçe'de nasıl söylenirin cevabını veriyor. Bu yüzden de tercüme geleneğimiz açısından Hoca Mesut kilometre taşlarından biridir. Türkçe tercüme açısından önemli faaliyetleri vardır. Aklımızdan ne olursa olsun çıkarmıyoruz. Süheyli Nebahar ve tercüme. Hoca Mesut deyince hemen rüyanızda bile görseniz Süheyli Nebahar ve tercüme diyeceksiniz. 14. asır işlemeye devam ediyoruz.